Merhaba çocuklar. Sosyal bilgiler dersine hoş geldiniz. Bu derste tema, sunuk, değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Lütfen yanınızda bu çalışmaları gerçekleştirebilmek için kalem ve kağıt bulundurunuz. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız. Hakem, istek, ihtiyaç, bilinçli, tasarruf, garanti, tutumlu, bütçe, beslenme, temel. Lütfen size okunacak cümlelerdeki boşlukların en anlamlı ve doğru şekilde hangi kelime ile eşleştiğini not alınız. Her cümle sonunda size düşünmeniz ve not almanız için gerekli süre tanınacaktır. A. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere nokta nokta denir. B. Yeme, içme, giyinme ve barınma nokta nokta ihtiyaçlarımızdandır. C. Gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana nokta nokta denir. D. Aile bütçemize katkıda bulunmak için nokta nokta olmalıyız. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasını dikkat eden kişiye nokta nokta tüketici denir. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları nokta nokta heyetine başvururlar. Arıcılık insanların nokta nokta ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya nokta nokta denir. Cevaplarınızı tamamladığınızı düşünerek hangi kelimelerin hangi boşluklara doğru bir şekilde yerleştiğini hep birlikte bakalım. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere ihtiyaç denir. Yeme, içme, giyinme ve barınma temel ihtiyaçlarımızdandır. Gelir miktarı ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana bütçe denir. Aile bütçemize katkıda bulunmak için tutumlu olmalıyız. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye bilinçli tüketici denir. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları hakem heyetine başvururlar. Arıcılık, insanların beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir. Bütçede harcama yaptıktan sonra elde kalan paraya tasarruf denir. Bir sonraki sorumuzda size okunan cümlelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vermeniz gerekmektedir. Her cümleden sonra doğru veya yanlış olduğuna karar vermeniz için size süre tanınacaktır. 1. İnsanlar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 1. Temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişir. 2. Aile bütçesinde ev kirası, mutfak, elektrik ve su giderlerine öncelik verilmelidir. 3. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.
TSE damgası üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir. Hepsine cevap verdiğinizi düşünerek doğru şıklara bir bakalım hep birlikte. Bir, insanlar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yanlış. İki, temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişir. Yanlış. Aile bütçesinde ev kirası, mutfak, elektrik ve su giderlerine öncelik verilmelidir. Doğru. Dört, okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir. Yanlış. TSE damgası üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Doğru. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir. Yanlış. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir. Doğru. Aşağıdaki bazı ihtiyaç alanları ve bunlarla ilgili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucuklarla ilişkili olduğu mesleğin numarasını yazınız. A. Ziraat mühendisliği, B. Şoförlük, C. Gıda mühendisliği, D. Animatörlük, E. Maden mühendisliği. 1. Ulaşım. 2. Beslenme. 3. Tarım. 4. Kömür üretimi. 5. Turizm. Lütfen hangi mesleğin hangi alan ile ilgili olduğunu birbiriyle eşleştiriniz. Eşleştirmeleri yaptığınızı düşünerek doğru eşleştirmeleri hep birlikte bir göz atalım. Ziraat mühendisliği tarım ile alakalıdır. Şoförlük ulaşım ile ilgilidir. Gıda mühendisliği beslenme ile ilgilidir. Animatörlük turizm ile ilişkilidir. Maden mühendisliği kömür üretimi ile ilgilidir. Bu sorumuzda cümledeki boşluğu en doğru şekilde tamamlamamız beklenmektedir. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde nokta nokta dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayvancılığa, B. Sanayiye, C. Tarıma, D. Turizme. Cevapladığınızı düşünerek doğru şıkkı hep birlikte bakalım. D. Turizme. Tarihi ve doğal güzellikleri içeren yerler turizme dayalı faaliyetlere yatkındır. 2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanları tutumlu olmaya ve tasarruf etmek teşvik eden bir anlam taşımaz? A. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. B. Sakla samanı, gelir zamanı. C. Ayağını yorganına göre uzat. D. Damlaya damlaya göl olur. Doğru şıkkı hep birlikte bakalım. A. Bir elin nesi var? İki elin nesi var? Atasözümüz tutumlu olmak ile ilgili değildir. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz.
Ayça ile annesi markette alışveriş yapıyorlardı. Annesi raftan bir paket makarna alınca Ayça ona neden bu ürünü tercih ettiğini sordu. Annesi çünkü nokta nokta diye cevap verdi. Bilinçli bir tüketici olan Ayça'nın annesi sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisiyle sürdürmüş olamaz? A. Ürünün üzerinde TSE damgası var. B. Ürünün tüketim tarihi geçmemiş. C. Ürünün çok reklamı yapılıyor. D. Ürünün içinde sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmuyor. Doğru cevaba hep birlikte bakalım. C. Ürünün çok reklamı yapılıyor diye bir cevap vermiş olamaz. Aşağıdaki bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Hayvancılık, İzmit. B. Madencilik, Zonguldak. C. Fındık üreticiliği, Ordu. D. Turizm rehberliği, Antalya. Doğru cevaba hep birlikte bakalım. A. Hayvancılık, İzmit. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? A. Gazete. B. Bisküvi. C. Cam bardak. D. Çelik tencere. Doğru cevaba hep birlikte bakalım. B. Bisküvi. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir? A. Ayakkabı. B. Ekmek. C. Saat. D. Süt. Doğru cevaba bakalım. C. Saat. Bu dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.